Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki bir LGS 2024 tadı var değil mi ağzınızda? Yani şöyle bir LGS 2024 heyecanı, LGS 2024 tadı var biliyorum. O heyecanı görebiliyorum. Hocam işte muhteşemiz. Hocam harika gidiyoruz. Hocam o liseleri kazanacağız hocam. Hocam ne olursa olsun hocam dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ve şunu diyenler de var. Ya öğretmenim işte biz 8. sınıf olduk ama velakin yani bir günümüz nasıl olması gerekiyor? Yani o bir günü nasıl verimli hale getireceğiz? Olmazsa olmazımız, bir gün içerisinde olmazsa olmazımız neler olması gerekiyor? Bunu söyler misiniz diye çok fazla mesaj geldiği için ben de diyorum ki 8. sınıf öğrencisinin fen lisesi kazanabilmesi için veya nitelikli bir lise, güzel bir lise kazanabilmesi için bir günü nasıl olması gerekiyor? Ve olmazsa olmazları nelerdir? Hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşalım istiyorum. Peki arkadaşlar Seçkin sınıf öğrencisinin olmazsa olmazlarından biri tabii ki hedefli olmak. Bakın, sen eğer günü gününe bir hedefleme planlama yapmazsan, o zaman o gündeki zamanların boşa gidecektir. Planlamak, hedeflemek bize zaman kazandıracaktır. Çünkü ne yaptığını biliyorsan, ne yapacağını biliyorsan, e sana zaman kazandıracaktır. Yoksa bir türlü ne olacaktır? Lan acaba matematik mi çalışacağım? Acaba fen mi çalışayım? Sosyal, bugün canım sosyal çekiyor falan. Bak bunu düşünürken hazırlığını yaparken bile zaman kaybı yaşayacaksındır. O yüzden bir gün önceden genel olarak haftalık bir planlama zaten olması gerekiyor mutlaka ama günü birlik konuştuğumuz için bir günü konuştuğumuz için şunu söylüyorsun. Diyorsun ki ben pazartesi neler yapacağım? Diyelim ki pazar günden hemen hazırlıklarını yaptın. Ve zaten o hazırlığın içerisinde mutlaka ama mutlaka matematik, fen ve Türkçe olması gerekiyor. Bak bunlar LGS öğrencisinin mutlaka ama mutlaka olması gereken 3 dersi. Her gün olması gerekiyor. Her gün bunlarla ilgili soru çözmen gerekiyor. Hocam neden? Yani neden ya bunlar neden hocam dersen hemen açıklıyorum. Bakın sosyal bilgiler yani inkılap tarihi, İngilizce ve din kültürüne baktığımızda 3 dersimizi görüyorsunuz ve bu 3 dersin de onar tane soru olduğunu söyleyebilirim ve her birinin bir puan olduğunu söyleyebilirim. Yani sana çok fazla puan kazandırmıyor. Bize ne lazım ne lazım? Türkçe lazım. Matematik lazım ve fen lazım. O yüzden her gününe matematik, Türkçe ve feni koyarsan, diğerlerini çerez niyetine de koyarsan bu işi zaten halletmiş olacaksındır. Anlaşıyor muyuz? Olmazsa olmazlarımızdan biri neymiş? Matematik, fen ve Türkçe. Türkçenin de neyi 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 neyi? Evet aferin size paragrafı. Bakın arkadaşlar ben şunu her seferinde söylüyorum. Matematik demek sayısal yoğunluk olan bir şey değil. Fen demek bilgi yoğunluğu olan bir şey değil. İnkılap tarihi de öyle, İngilizce de öyle, din de öyle. Bakın yorumlamak aslında %80'i okuduğunu anlama kısmı değil mi? Evet o zaman ben de her günüme paragraf koyarsam okuduğumu anlamamı geliştirebilirsem e zaten ben matematikte de faydalı olacak bu bana Türk işte inkılapta da faydalı olacak fende de faydalı olacak e bu e, beni üst seviye taşıyacak o yüzden ben de diyorum ki 8. sınıf öğrencisinin mutlaka ama mutlaka olması gerekenlerden biri her gün paragraflar ko paragrafı koyman gerekiyor hedeflerine ya çok yoğunsun örnek veriyorum. E, o yoğunluk içerisine 20 tane sığdır, 15 tane sığdır, bir şekilde sığdır. 5 tane çöz, 10 tane çöz, boş geçme. Çöz ama ne kadar çözersen o kadar çöz. Ya vaktin var. Baktın pazartesi günü işte, dedi, tatil oldu, bir şey oldu, ne bileyim herhangi bir şey. Veya işte pazar gününü planladın mesela örnek veriyorum. Sen kendi zaman dilimine göre hedefini koyuyorsun ve ona göre soru sayılarını da arttırabilirsin. Ben sana şunu diyemem ki ya işte her gün şu kadar soru çözeceksin mantığı yok. Değil mi? Çünkü o gün mesela okul vardır. Çok yorulmuşsundur. Çok yoğun geçmiştir. Başını ağrıyordur. Ben diyemem ki sana git otur da işte 5 saat, 6 saat, 7 saat ders çalış diye. Yani aslında burada bazı şeyleri kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Anlaşıyor muyuz? Ama şöyle tembellik yok. Yani performansımızın en üst seviyesine odaklamamız gerekiyor kendimizi. Okey? Ondan sonraki süreçte de mutlaka ama mutlaka motivasyon kısmınızı canlı tutmanız lazım. Canlı olmanız lazım abi. Uyuşuk değil, tembel değil, canlı olacaksınız. canlı olacaksınız. Ve o canlılığı da hedefinizde arayacaksınız. Çünkü hedef koyarsanız eğer ve o hedefi koyduğunuzdaki hedef dediğimiz büyük hedef değil mi? LGS'de alabileceğim puan olabilir, okul olabilir, yüzdelik dilim olabilir fark etmez. En güzel aslında hayal ettiğimiz istediğimiz okuldur. O okulu alıyorsun güzel bir kağıda kocaman yazıyorsun. Odana en çok gördüğün yere asıyorsun. Ve her gün başlamadan diyorsun ki ben seni yeneceğim ulan diyorsun. Ben seni kazanacağım ulan. Sen benim olacaksın falan diye bu şekilde her gün kendini motive etmen gerekiyor. Her gün bize ne lazım? Motivasyon gerekiyor arkadaşlar. Motivasyonumuzu bozan insanlardan uzak duralım. Bazı arkadaşlarımız vardır. Şunu diyebilir. Ya sen mi kazanacaksın? Allah seni kahretmesin falan senden bir şey olmaz diyenler olabilir. Hiç aldırmıyoruz arkadaşlar. Eksikimiz olabilir. Hala istediğimiz gibi olmayabilir. Hiç aldırış etmiyoruz. Biz sabırla, düzenle, planla, hedefle ilerlediğimizde bunun aşıldığını göreceksiniz. Mutlaka göreceksiniz. O size gülenler var ya ha bundan bir çocuk olmaz bunu nasıl kazanacak falan diyenler var ya arkanızdan böyle bakacak oğlum nasıl kazandı lan bu diyecekler arkadaşlar. Sen sonucunu açtığında istediğin o liseyi kazanmış olacaksındır. Neden? E çünkü sen gününü planladın. Çünkü sen her günle matematiği, feni, Türkçeyi koydun. E her gün planlamana sadık kaldın. Düzenli bir şekilde o düzene uydun. E elinden gelenin fazlasını zaten yapmışsın. E üzerine de eksiklerini tamamlayarak gittin mi? Mükemmel. Mark maximum performans. Maximum performans istiyoruz sizlerden tamam mı? Ve şunu söylüyorum arkadaşlar mutlaka ama mutlaka soru çözdüğünüzde bakın çok önemli her gün bunu yapın. Çözemediğiniz soruları belirleyin abi. Mesela diyelim ki oturdun matematik kısmıyla soru çözdün 20 tane. 20 matematik sorusundan kaç tane yapamadın? 5 tane. O kalmasın orada ya. Onu bir şekilde kopart, al, çek işte ne bileyim herhangi bir şekilde onu al Kendine aitmişsin gibi hissettir. Onu al biriktir. Ondan sonra diğer günler arasında bir planlama yaptığımızda onu çözeceksin. Nasıl yapamadım yahu ben bunu? Bunun mantığı nedir yahu? Diye bunu öğrenmen gerekiyor. Anlaşıyor muyuz? Bu da sana çok büyük faydası olacaktır. Günlük planlama kısmında. Ve arkadaşlar kendinize bakın maksimum performans olacak şekilde planlarsanız. Yani şöyle bütün boş vakitlerinizi lütfen ama lütfen iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bakın boş vakit adı üstünde. Çünkü okul var, kurs var bilmem ne var. Çok fazla vakit kalmadığı için sizlere o vakitleri kalan o vakitleri çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Dinlenebildiğinizde dershanede okulda dinlenmeye çalışın. Aralar olabilir aralarda dinlenmeye çalışın. Abi yani açıkçası böyle arkadaşlar maalesef. Şey olsa yani okul programınız çok yoğun olmamış olsa mesela diyelim ki sabahçısınız. Tertemiz, mis mesela. Yani zaman dilimi kalacağı için sana e bunu daha iyi planlayabilirsin. Ama mesela tam gün olan var var. Mesela 9'da gidip 5'te çıkıyor örnek veriyorum. Sonra gidiyor dershaneye, kursa, mursa katılıyor. Yani o yoğunluk kısmında kendi programını, o boş zaman dilimlerine mutlaka ek olarak matematik, fen ve Türkçe'yi koyman gerekiyor. Bak bunları koyman lazım. 10 tane soru çöz, fark etmez. 20 tane soru çöz, fark etmez. Mutlaka bu 3 olması gerekiyor. Bunları koyarsan ve inancını, motivasyonunu sağlarsan ve çözemediğin sorular kısmının üzerine gidersen ve o günü yani aslında her gününüzü planlarla getirmeniz gerekiyor. Ben bu öğren öğrencilerimizde görüyorum. Bakın şu oluyor. Mesela pazartesi günü çok güzel çalışıyor. Salı günü leş gibi çalışıyor. Çarşamba günü işte perşembe leş. Bakın her düzü her gününü Aynı şekilde planlaman gerekiyor. Düzenli bir şekilde gitmen gerekiyor. Pazartesi güzel çekip çalıştın mı? Salıda güzel çalışmaya çalış. Çarşamba da, perşembe de, cuma da. Zaten sana başarıyı getirecek olan, o fen lisesini, o iyi nitelikli liseyi getirecek olan o düzendir, o başarıdır, o istikrardır. O istikrarı zaten sağlarsan, o düzende çalışırsan, biliyorum eyvallah tamam sıkıcı, sıkılıyorsunuz, eyvallah yorucu da çok, evet evet hak veriyorum. Ama işin ucunda, baktığınızda hayal ettiğiniz, ve sizin hayatınıza geleceğinize güzel şeyler katabilecek şeyin ucundasınız aslında. Onu kazanacaksınız abi. E bakıyorum ben LGS gerçekten de önemli değil mi? Evet. E girme şansın bir kere, bir kere giriyorsun ve iyi bir nitelikli bir lise kazandığında oradan üniversiteye gitme şansın daha çok. Bazıları diyecektir ki ya hocam işte kötü liseye gidiyor, gidiyorlardı arkadaşlarım onlar çok kazandı. Bakın tabii ki olabilir ama istatistiklere bakalım kaç kişi kazanmış değil mi? Ona da bakmak gerekiyor. O yüzden biz istatistiklere baktığımızda iyi nitelikli liselerden mezun olup iyi üniversitede gidenlerin sayısı fazla. Kurban olayım. E sen de iyi liseyi iyi liseyi kazandın. O iyi lise sana iyi üniversiteyi kazandıracaktır. O iyi üniversitede de sana iyi bir meslek edindirecektir. Çok önemli. Yani bunlar aslında yapı taşıdır. Sen de iyi bir şekilde, planlı bir şekilde, düzenli bir şekilde kendini bu şekilde planlayarak gidersen zaten eee LGS sonucuna baktığında evet o hedef hedef koydun yani hedef yazdın ya böyle kocaman. O hedef kısmında of diyeceksin ya. Hayalimi gerçekleştirdim kardeş diyeceksin ve onun mutluluğu gerçekten mesela bu sene yaşadılar öğrencilerimiz kazananlar muhteşem mutlu. O. Yüzleri böyle hep gülüyor maşallah. Sizlerin de yüzleri gülecek. Tabii ki bunun sonucunda kazanmamak da olabilir. Ama en önemli şey savaşabilmek, mücadele edebilmek. Biz sizlerden bunu istiyoruz arkadaşlar. Adam mücadelesini etmemiş, savaşmamış. Hocam ben kazanamadım. Ya oğlum sen mücadele etmedin ki. Sen savaşmadın ki. E zaten kazanama, kazanamama durumun. E seni zaten yani bir şey yok yani. Bir, bir şey beklenti yok. O yüzden ne yapın ne edin abi planlamanızı yapın lütfen ama lütfen inancınızı kaybetmeyin ve bu işi halletmeye çalışın. Arkadaşlar öncelikle şunu da çok soruyorsunuz aklıma geldi hocam masa düzeni falan diye çok fazla bununla ilgili de soru geliyor. Arkadaşlar masanız çok fazla dağınık olmasın tamam mı? Mesela masanız düzenli olsun ve ne çalışacaksan masanda olsun çünkü dikkatini dağıtabilir. Mesela matematik oraya koydum paragraf çözün. Ulan Allah matematik orada matematik mi çözsem lan falan diye belki kendini o yönde şey yapabilirsin. Yani oraya yönlenebilirsin. O yüzden ne çalışacaksın? Matematik. Hemen matematiği koyuyorsun. 20 soru. 20 soru. 20 soru çözeceksin. Lütfen soruları çözerken de kronometreyi tutmayı unutmayın ha. Kronometreyle çalışacağız. Öyle boş yok yani. Ve bu şekilde ilerlerseniz arkadaşlar inanın çok büyük yol alacaksınız. Çok 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 faydasını göreceksiniz. Biz sizleri seviyoruz. Bizler için önemlisiniz. Sizler için video çekmeye devam edeceğiz. Çünkü evet biz sizleri çok seviyoruz. Çok, çünkü bizler için çok değerlisiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoları kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Güle güle.